Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en baz donanımlı Hyundai Tucson'u inceleyeceğiz. Liste fiyatına göre en uygun olan fiyatlı paket olan 1.6 turbo benzinli konfor donanımlı Tucson konuğumuz. Daha önce 2 tane Tucson videosu yapmıştık. Kartlardan ve açıklamadan izleyebilirsiniz. Bu ise en baz donanımlı, en uygun fiyatlı, yolda da en çok gördüğümüz Tucson. Cidden bu arabaya talep çok fazla. Bu paketiyle çok fazla görüyorum yolda. Ön tasarımıyla başlayalım. Burada dolu paketlere göre farkları neler? Piyano bile, yani onlarda böyle black chrome dediğimiz hafif siyahımsı krom parçalar kullanılırken burada düz krom kullanılmış. Bu parçalar ise piyano black. Onlarda biraz daha black chrome dediğim, ekranın görüntüsünü koyarım şu an oraya. O renkte. Burada farlarımız yer alıyorlar. Farlarımız yine ledler. Burada yanıyorlar. Burada da normal farlarım. Bunlar gündüz farı. Burada normal farlar var. Burada da halojen sinyallerimiz yer alıyor. Farlarımız mercekli. Önde herhangi bir park sensörümüz yok. Kaputun üzerinde 2 adet çizgiyle biraz daha kaslı görünmesi sağlanmış. Yanda bu plastik eklentilerle arazi vurgusu yapılmış. Böyle baktığımız zaman hatta beyaz arabada daha iyi belli oluyor. Şurada bir renk daha var. Bunun aküsü yoktu. O yüzden buna baktık. Şöyle bir bombe var. Şuradan göstereyim. Şöyle bir bombe var. Bu daha kaslı bir görüntünün yanı sıra arkada çıkan şu çizgiyle birlikte, bakalım burada mı daha iyi görünüyor. Şu arkada çıkan çizgiyle birlikte arabayı daha kaslı bir görüntü vermiş. Ve ışığın rengine göre arabanın tasarımı değişiyor. 3 boyutlu bir tasarımı var. Yanda 18 inç ebadında 235-55R18 inç lastiklerimiz ve konturlu jantlarımız var. Yine konturu siyah değil, böyle şey bir rengi var. Nasıl diyeyim? Hafiften şeyi grimsi, gam metal dediğimiz rengi var. Tabiri biliyorum da sizi daha anlaşılır şekilde anlatabilmek için. Füme renginde ve konturu var. 5 bijonlu güzel tasarım olan bir jantımız. Continental Eco Contact 6 ile gelmiş. Yanında devam ettiğimiz zaman herhangi bir krom eklenti yok. Hatırlarsanız Elite ve Elite Plus'ta burada krom bir parça oluyordu. Bunda piyano bilek. Arkaya doğru devam edelim. Omuz çizgimiz burada birleşiyor. İleride ikiye ayrılıyor dediğim gibi. Arkada halojen stoplarımız var. Dolu pakette LED ve komple yanan bir stopumuz varken burada halojen ve sadece bu parçaları yanıyor. Tasarım olarak güzel. Buradaki girintisi bu. Stopun 3 boyutlu tasarımı falan. Hoş. Arkada böyle yuvarlağımsı bir tasarımı ve böyle nasıl diyeyim, geniş bir tasarımı var. Büyük bir arkası var. Şurada sileceğimiz gizli. Bu olayı her videomda gösterdim. Her seferinde de göstereceğim. Çok seviyorum bu detayı. Bu logoyu cama aldıkları için sileceği oraya almışlar. Oradan iniyor. Gizli bir silecek. Hem kötü bir görüntü olmuyor hem de işlevsel bir tasarım oluyor. Zaten çalıştırmışlar, bakın. İzi var. O alanı, şu alanı süpürüyor. Arkada bir geri görüş kameramız var. Baz donanımlısına rağmen güzel bir detay. Burada 1.6 turbo benzinli bir araç. Altta plastik bir tamponumuz, tampon eklentimiz. Herhangi bir difüzörümüz yok. Altta bir gerçek egzoz çıkışımız. Şöyle aracın altına da bak. Bağımsız süspansiyon sistemimiz var. Bagajını açalım. Elektrikli bagaj yok. Manuel bagajı var. Elektriklilerde burada tuşu vardı hatırlarsanız. Burada bir tutma kolumuz var. Güzel yere koymuşlar. Kuvvet uygulamadan çekebiliyorsunuz. Burada güzel plastiği olan bir parçamız var. Bagaj hacmini şuradan şöyle gelip geçecek. Burada koltuk yatırmalarımız vardı dolu pakette. Bir dakika, geniş açıdan normale geçtik. Burada dolu pakette koltuk yatırmalarımız vardı. Bununla yok. Perdemizin rayı. Perdemiz böyle oturuyor. Güzel bir perde. Güzel kumaşı falan. Çekip de gönderebiliyorsunuz yerine. Yanında herhangi bir böyle fileli falan bir gözümüz yok. Buralar plastik. Plastik kalitesi yeterli. Burada bir 12 voltluk soketimiz. Bir de kancamız var. 4 adet kanca. Şurada da bir asma halkası gibi bir şeyimiz var. Sarı aydınlatmalı ışığımız. Sarı renkli. Bagaj alanı böyle iki parça halinde katlanabiliyor. Şöyle koyabiliyorsunuz. Burada çalışırken sizi engellemiyor. Güzel bir yerleşim alanı var. Saklama alanı var. Stepne yok bu araçta. Şöyle kapatalım ufaktan. Bu ara plastiğin kalınlığı ve hissiyatı da güzel. Şöyle yavaş yavaş bagajı kapatalım. İç mekana doğru geçelim. Ötecek. Normal. Şöyle kapıyı açalım ve başlayalım.
Kapı üstlerimiz yumuşak plastik. Gayet kaliteli bir hissiyatı var ve birleştirmeleri güzel yapılmış. Bu aradaki parçamız krom ve piyano bile karışımı bir parça. Çok güzel görünüyor. Kapı tasarımı olarak cidden hoş bir tasarımı var. Çift renkli falan. Hatta üç renkli böyle güzel bir dokusu var. Krem var ve de siyah var. Ve bütün dokuları yumuşak. Sadece şu aradaki parça plastik. Bunun haricinde her şey yumuşak şuraya kadar. Buradan sonra da tabii ki sert olsun bir zahmet. Güzel bir içecek gözümüz ve bir saklama alanımız var. Şu içine doğru baktığımız zaman bazı bir donanım olmasına rağmen hayaleti görüyoruz direkt. Koltuk tasarımı gayet hoş. Böyle güzel bir dokusu detayı var falan. Kumaş kalitesi güzel. Yanal destekleri iyi. Bu omuz hattı falan bayağı hoş. Baldır mesafesi ve destekleri de güzel. İç mekana doğru yavaşça gezecek olursak bizi yine şu direksiyonu biraz yukarı kaldırayım. Bizi yine hayalet göstergelerimiz karşılıyorlar. Küp modunda şu an mesela. Sürüş bilgilerini görebiliyoruz. Ayarları görüyoruz. Gösterge paneli mesela. Klasik A temamız var. Klasik B temamız. Yani bu sport. Bu eko. Bu da küp. Ya da sürüş moduyla değiştirebiliyorsunuz. Böyle seçebiliyorsunuz. Burada bütün ayarları yapabiliyorsunuz. ESC kontrol ediliyor. Şu an araba şeyde. Showroom modunda olduğu için. Burada silecek kollarımız var. Burada da far kollarımız var. Bu kolların üstündeki kristal detaylar da hoş. Burada ESP kapatma ve far yükseklik ayarlarımız yer alıyorlar. Direksiyonumuz yine bu 4 kollu direksiyon. Şöyle geriden göstereyim biraz. Tasarım olarak hoş. Beğenmeyeni de çok, beğeneni de çok. Marjinal bu araba biraz. Yani alışılmışın dışına çıkan bir otomobil. Gayet de hoş bir otomobil. Şöyle gördüğünüz gibi derisi falan da güzel. Bu detayı da hoş. Yana doğru geçelim. Burada bir ekranımız var. Açılacak mı? Akü zayıf dedi. Açılmayabilir demişti o zaten. Evet, şu an bunları kontrol edemiyoruz. Araba showroom modunda olduğu için. Burada güzel bir ekran. Şu olay güzel. Ses açma kapatmanın fiziksel olması. Tabii dolu paketteki ekran tamamen ekrandı. Buradaki bu arabanın bence en büyük eksisi manuel ve klima olması. Manuel klima olması haricinde çok hoş bir ekran. Ekran diyorum ya. Çok hoş bir klima. Manuel sadece. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Şöyle aşağı inelim. Burada 12 voltluk soketimiz. 2'de USB'miz yer alıyor. İşte diğerlerinde mesela tuşlu vites vardı. Bunda kollu bir vites var. Şöyle. Frene basıyorum. Parkı aldık. Sürüş modları butonumuz burada. Tasarımı çok güzel bu arada. Uçak kollarına benziyor. Tutması çok zevkli. Sürüş modlarını düzenleyebildiğimiz butonumuz var. Burada boşluk burası. Burada bir donanım yok. Burada yokuş iniş desteği var. Bazı donanıma göre güzel mesela bu da. Auto hold'umuz, kameramız, far sensörü butonumuz ve start stop'u kapatabildiğimiz butonumuz var. 2 adet bardaklığımız yer alıyor. Bardaklıkların konumu, pozisyonu güzel böyle. Kollayana koyduğunuz zaman elinizin altında direkt. Burada böyle bir çıkıntı var. Sizi yanıltmasın, burada herhangi bir şey yok. Ha, bu arada bu göz bayağı güzel. Altın kaplı falan. Dolu pakette şurada kablosuz şarj oluyordu. Bunda yok. Burası biraz farklı dolu pakette. Daha yüksekti. Buna basıyorum. Ve yukarı kalkıyor. İçi. Dibi halı kaplı. Şuralar değil. Derinliği de gayet yeterli. Genişliği de gayet iyi. Bayağı dolu dolu bir gözümüz var. Şöyle kapatalım. Yukarı doğru baktığımızda burada halojen aydınlatmalarımız var. Güneşliklerimiz yer alıyor. Güneşliğin ışığını da şöyle basarak açıyorsunuz zaten Hyundai'de. Paketi var ama şuradan göstereyim. Pardon. Şu detayı zaten göstermiştim daha önce. Bunu açarak yana şöyle yana çevirdiğiniz zaman arada kalan boşluğu kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde SOS var. Karartmada bir dikiz aynamız yok. Kararan olsa daha güzel olurdu ama bakın gördüğünüz gibi camı tamamen içine alıyor. Arka görüş alanı çok iyi. Yan aynaları da hakeza öyle. Bu tasarım güzel. Şöyle komple bir tasarım var. Dolu pakette burada diffuse modu oluyordu klimanın. Buradan yavaşça hava veriyordu. Burada o kanallar kapalı. Şuralar falan da yumuşak. Bayağı yukarıdan aşağıya kadar. Şuraya kadar yumuşak plastik. Torpidonun içi yeterli seviyede. Işığı da var. Çok da büyük değil. Çok da küçük değil. Gayet yeterli. Zaten eşya gözü çok olduğu için torpido çok gözünüze gelmiyor. Tabii bu araçta bir cam tavan vesaire yok. O yüzden kapalı bir tavan döşemiz var.
Koltuk bana göre nispeten ayarlı. Şöyle bir arkaya geçelim. Koltuğu da kapatalım. Depo kapağımızı da gösterelim. Şu benzinli. Anahtarsız girişin düğmesi burada ve şurada bir aydınlatma var. Şöyle göstereyim. Işık var. Bu da güzel kapı kolunda ışık olması ama önde var sadece, arkada yok. Şu açalım. Kapı üstlerimiz arkada hafif sertleşiyor. Çok yumuşak değil. Ama kalitesi güzel. Dokusu güzel. Hissiyatı güzel. Burası da sert. Burası yumuşak. Burası yumuşak. Bu da yumuşak. Ama bu sert. Hafif sert ama. Ya böyle çok böyle kötü hissettirmiyor. Hatta iyi bile hissettiriyor piyasadaki rakiplerine göre. Burası yumuşak. Burada güzel bir altı kaplı. Buraya mesela bir şeyler koyabilirsiniz. Şöyle mesela cüzdan giriyor içine. Mesela oturduğun cüzdanı koy buraya. Cepte tutmak biraz sıkıcı. Burada sadece içeceğiniz için mi göz var? Biraz geniş olabilirdi ama bu da gayet yeterli. Burada arka koltuğu yatırabilmeniz için bir kol var. Şimdi bastığım an yatacak. Gördüğünüz gibi teker teker yapıyorlar. 1-1-1 oranında. Buradaki problem, burada bakın emniyet kemeri elinize ayağınıza dolaşmasın diye kemerle birlikte gidiyor. Şimdi koltuğun diklik ayarı var. 3 kademeli ayarlanabilen bir koltuğu var. Şöyle arkada en son ben oturuyordum. Bu arabanın arka yaşam alanını ben çok beğeniyorum. Koltuklara yayılıyorsunuz falan. Şu hatta kapıyı da kapattığımız zaman bakın içeri hiç karanlık değil. Bir karıştan biraz daha fazla hatta. Şu an çok yayıldığım zaman iyice kışıyor oluyor. Normal oturayım. Normal. Seyahat pozisyonundayım. Bir karış bir dizi mesafem var. Şöyle göstereyim. Baş mesafeme. Bir karış. Bayağı arkası çok rahat. Bu arabanın arka yaşam alanına bayılıyorum. Tabi bu baz donanım. Burada herhangi bir klima veya bir 12 volt vesaire yok. Yerleri var ama kendileri yok. Burada ortada bir kol dayaması var. Harbiden dayamayan yatmalık değil. Bayağı da sert duruyor burada. İki de bardaklık var üstünde. Kolumu koyduğumda da gayet rahat bir şekilde yolculuk edebiliyorum. Orta koltuk çok yükselmiyor. Ortada oturan yolcu da şaft tüneli de az olduğu için gayet rahat oturabiliyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şu birazcık çıkıntı yapıyor. Bu biraz sırtınızı rahatsız ediyor. Onun haricinde arkada yaşam bayağı güzel. Arkada hiç klostrofobik değil. Gayet rahat bir yaşam alanı var. Arka dönüne genel bakışta böyle. Hatta o kadar rahat ki kapanışı ben burada yapmak istiyorum. Sizce baz donanımlı Tucson nasıl? Siz olsanız 390 bin liraya bu aracı tercih eder misiniz? Yoksa başka modellere mi bakarsınız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.